Merhaba değerli takipçiler. Üniversiteli Hanımın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çan çiçeği modelinin anlatımı yapacağım inşallah. Çiçeğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenim ve yorumlarda bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, hemen çiçeğimize başlayalım. İpimizi alıyorum. Ve sihirli halkamıza başlıyoruz. Ne yapıyorduk? İşaret parmağımıza şöyle bir kere doluyorduk ve içerisine bir düğüm atıyorduk. Ve şöyle bir halka oluşturuyoruz. Bu halkamızın içerisine 10 tane zürafa yapıyoruz. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, evet. Şu alttaki ipi çekerek şu şekilde büzüyoruz. Ve birinci zürafamıza sıkıca bir düğüm atıyoruz. Ve bütün zürafaları batarak yeni zürafalar oluşturuyoruz. Bu yazmaya iyi gelen bir oya. 10 zürafa ile başladığımız. Ama siz daha büyük olmasını istiyorsanız bunu 13, 14 de kadar çıkartabilirsiniz. Benim elime göre 10 iyi geliyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar tırnaklarımda ve elimde birazcık siyahlıklar var. Nar ayıklamıştım. Ondan dolayı siyahlık mevcut. Evet. Bu şekilde dolandık. Sıkıştırayım şöyle. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Şimdi borularda yaptığımız gibi ikiye kıvırıyoruz ve devam ediyoruz. Çift doğrulayarak yapıyorum. Biraz sert durmasını istiyorum. Genelde oyalarda tek dolama yapıyorum arkadaşlar. Daha zarif durduğuna inandığım için ama böyle daha sert durmasını istediğiniz şeylerde çift dolama yapabilirsiniz. Kayalarda. Ben her çiçeği modele göre farklı bir dolama yaptığım için ki genelde tek dolama yapıyorum. O yüzden bazen dolamaları karıştırıyor olabilirim. Hemen düzeltiyorum zaten. Arada ne fark var diyorsanız arkadaşlar tek dolamada düğüm daha ince oluyor. Ters dolamada iki kere ters dolamada şunda düğüm bir tık daha kalın oluyor ama şu şekilde önden çift dolamada düğüm biraz daha kalın oluyor. Arkadaşlar bu işlemi 10 sıra çıkıncaya kadar devam ediyoruz. Aynı bu şekilde başka hiçbir şey yapmıyoruz.
Zaten bir müddet sonra şekil almaya başlayacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde şöyle göstereyim. Devam ediyoruz. Ben bunu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, 10 oldu. Şöyle göstereyim. Bunu nasıl sayıyoruz? Şuradan elimi göstereyim. Şu mesela zürahayı alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane olmuş. Bu şekilde onu belirliyoruz. Şimdi hem ipim bitti. Bir önceki zürafaya geri dönüyorum. Şu şekilde ipimi attım. Hem ip takmasını göstereyim. İki tane doladım ve sonuna getirdim. Şimdi şu fazla ipimi kesiyorum. Şu tarafta var. Şimdi içerisine bir tane kirpik yapıyorum. Tepe noktasına bir düğüm atıyorum. Ve başladığım noktaya şekilleniyorum. Bir sinek kanadı yaptım arkadaşlar. Hemen yan taraftaki zürafaya geçiyorum. Onun içerisine de aynısından yapıyorum. Bu şekilde bütün zürafalarımızın içerisine bu sinek kanadımızdan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ben bitirdim, geldim. Bu şekilde dış kısmımız oldu. Şimdi içinin tohumlarını yapacağım. Onun için hemen yeşil ipimi alıyorum. Şu işaret parmağımı şöyle tutuyorum ve doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonra şuradan geçirtirip sıkı bir düğüm atıyorum. Hemen bir kez daha atacağım. Bir düğüm daha. Evet. Şimdi sarı ipimizle tohum kendi, yani ki tamamıyla zevkinize kalmış bir şey. Değişik tohumlar var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben bugün hemen göstereceğim. Diğer çiçeklerimde de farklı tohumlar kullandım. Bu şekilde halkamızın bir tanesinin içine ipimi bağlıyorum. 3 tane kirpik yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra birinci kirpiğimden aldım, ikinci kirpiğimi aldım, üçüncü kirpiğimi aldım. Bu şekilde dolayarak
Tam üçünün tepesine bir düğüm attım. Bu şekilde arkadaşlar. Halkalarımızın hepsinin içine bu tohumdan yapıyoruz. Kirpiklerimiz çok büyük değil. Evet arkadaşlar, ben tohumları yaptım. Şimdi şu şekilde tohumumuzu yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle sıkıca düğüm atıyorum. Ve yeşil ipimi kesiyorum. Evet. Çiçeğimiz bu şekilde. Yapımı dediğim gibi çok kolay bir çiçek. Sadece biraz uğraştırıyor. Şöyle ben daha önceden beyazda yapmıştım. Evet. Çok iyi oldu. Şimdi yazmaya yapılışını göstereceğim. Ara modeli istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben burada bir tane göstereceğim size. İğne Dünyası 07 Instagram hesabımda da çan çiçeğini yazmada yapmıştım. Orada farklı bir ara kullanmıştım. Ağır bir araydı. İsterseniz sayfaya girip oraya da bakabilirsiniz. Evet, yazmamızı aldık. Şöyle orada bir noktadan sayarak arkadaşlar ipimi bağlıyorum. Tersinden yaptım. Şu şekilde tutacağım. Bu şekilde ipimi bağlıyorum. Evet. Arada bir iki tane kalacak şekilde üçüncüye şu şekilde bir alan bırakarak bağlıyorum. Tekrar içine girerek şöyle sonuna kadar gidiyorum. İçerisine 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 5'e dönüyorum. Ve birinciye bir arttırma yapıyorum. İçerisine batarak bir tane zürafa elde ediyorum. Daha sonra ikinci zürafaya geçiyorum. Sonra diğer zürafaya geçiyorum. Bazen telefonla çektiğim için arkadaşlar odaklanma da sıkıntı olabiliyor. Kusura bakmayın. Fark ettiğimde hemen düzeltmeye çalışıyorum ama ister istemez olabiliyor. Evet, tekrar başa dönüyorum. Tekrar arttırmalarımızı baştan ve sondan arttırmalarımızı yapıyorum.
Bunu kirpikli de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu sefer sade yaptım. Evet, 5 oldu. Şekilde. Şimdi artık arttırma yapmıyorum. 4, 3, 2, 1 kesiyoruz. Evet arkadaşlar, yaprağımızı yapmış bulunuyorum. Şimdi yaprağımızın dibine düğüm atıyoruz. Sonra bir tane kirpik yapıyorum. İçi tepesine bir düğüm atıyorum. İçerisine bir kirpik daha yapıyorum. Şu yaptığım arkadaşlar, şu yanda yaptığımın aynısı. Şimdi buradan geri dönerseniz bu yandaki oluyor. Tekrar göstermeyeyim. Tekrar tepe noktasına bir düğüm attık. Ve bir kirpik daha yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapacağım aynısından. Bundan bir tane daha yapacağım arkadaşlar, aynısından. Bir tane de şu yapraktan, hemen onun yanına bir yaprak daha yapacağım. Ondan sonra çiçeklerimizi takacağız. Evet arkadaşlar, ben yeşillerini yaptım. Şimdi boyamızı dikeceğiz yerine. Şuradaki alanımıza giriyoruz. Şöyle. Geçirmesi biraz zor oluyor ama bu şekilde geçirerek düğümümüzü atıyorum. Hemen beyazı da dikeceğim yanına. Evet, onu da yandakine geçirdim. İlk sefer yapsanız yeterli olur zaten. Ve düğümümüzü atıyorum. Evet arkadaşlar. Çiğimizi diktik. Şunları göstermiştim. Şu yeşillerin nasıl olacağını, şu ortadakileri yaparken. Hemen şuraya da üstüne de arkadaşlar sinek kanadı yapıyorum. Tekrar göstereyim. Üç kısımda yapmıştık. Bir tane kirpik.
kelpimizin tepesine düğüm atıyoruz ve aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim, siğimiz hazır. Ben çok beğenerek yaptığım modellerden bir tanesi bu. Şöyle. Siz de eminim zevkle yapacaksınızdır. Bir çiçeğimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.